Herkese merhaba Euroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün anlatacağımız konu Ligandrol yani LGD 4033 selektif androjen reseptörü modülatörlerinden bir tanesi. Son 5-10 yılda sporcular arasında spor camiasında oldukça popüler olan anabolizan steroidlere göre çok daha masum olduğunu, zararının daha az olduğu düşünülen, hakikaten de internet sitelerine girip baktığınız zaman, satış yapan internet sitelerine girip baktığınız zaman karaciğer hasar vermediğini, testislere zarar vermediğini, hipofize baskı yapmadığını yazan bir madde. Bununla ilgili yapılmış bilimsel çalışmalara baktığımız zaman farklı sonuçlar görebiliyoruz. Özellikle yapılan e, bir tane yayın var zaten ligandrol ile ilgili klinik yayın. O yayında da e, aslında derinlemesine bakmak lazım. Çünkü aslında internet sitelerinden yazan farklı sonuçlar görebiliyoruz. E, yayın şu şekilde, 76 tane sağlıklı, genç, gönüllü erkeğe ligandrolün farklı dozları verilmiş. 0,1 mg, 0,3 mg ve 1 mg şeklinde plasebo da verilmiş. Plasebo ile karşılaştırmalı çalışmalar yapılmış. Kas örnekleri alınmış. Hormon analizleri yapılmış. Testosteron seviyelerine bakılmış. Kolesterol profillerine bakılmış bu kişilerin. Ve ligandrolün etkisi değerlendirilmiş. Bu yayın çok iyi bir yayın aslında. Ligandrolü baya iyi değerlendirdiğini düşünüyorum. Plasebo da olduğu için işin içinde. Şimdi piyasada ligandrol ile ilgili satılan ilaçların dozları Yaklaşık 5 mg günlük ya da 10 mg günlük dozda değişiyor. Bu yayında maksimum ligandrol için kullanılan doz 1 mg. Yani piyasada satılanlardan 5 ya da 10 kat daha düşük doz kullanılmış maksimum olarak. Sonuçlar nasıl peki? Sonuçlara baktığınızda ekranda gördüğünüz gibi sonuçlarda 0,1 ila 0,3 arasında kullanıldığı zaman plasebodan çok farklı bir etkisi olmamış. Yani etkisi olmamış diyebiliriz ama 1 mg'a çıkıldığı zaman Testosteronu bariz bir şekilde düşürmüş. FSH, LH seviyelerini düşürmüş. HDL dediğimiz iyi kolesterol seviyesini düşürmüş. Bununla beraber kas gelişimine, egzersiz performans gelişimine bir katkısı olmaya başlamış. Şimdi piyasadakilerin bunun 5 ya da 10 kat olduğunu düşünecek olursak bariz bir şekilde testosteronda bir düşme, FSH, LH seviyelerine bir düşme bekliyoruz. Tabii kişi bunu kullanırken testosteronun düşse dahi e, egzersiz performansında, spor performansında, kas gelişiminde herhangi bir e, olumsuz bir gelişme olmayacak doğal olarak ama endojen yani vücudun ürettiği testosteron seviyesi düştüğü için hem östrojen düşecek hem dihidrotestosteron düşecek. Bu da totale baktığınız zaman kişide cinsel performansta bir düşme yaratabilir. Bununla beraber e, kişi e, ligandrolu bıraktıktan sonra yani post cycle treatment gibi sanki anabolik steroidleri bıraktıktan sonra kullanması yapması gereken PCT gibi bir PCT yapması hipoposi tekrar uyarması gerekebilir. E, eğer Sams kullandıysanız e, ya da işte ligandrol kullandıysanız ligandrol bittikten sonra mutlaka FSH, LH, testosteron, östrojen seviyelerinize baktırın, kolesterol seviyelerinize baktırın, özellikle karaciğer fonksiyon testlerinizi mutlaka yaptırın derim. Çünkü e, karaciğere zararsız dese dahi şu anda son 3-5 seneden beri dün, tüm dünyada sans kullanımı ciddi oranda arttığı için artık vaka raporları da gelmeye başladı. E, ligandrol kullandıktan sonra RAT-140 kullandıktan sonra, RAT-140 tabi e, selektif androjen reseptör modülatörü yani SAMS karaciğer hasarı ile yani hastaneye başvuran, sarılık gelişen birçok hasta raporu yayınlanmaya başladı. Şimdi bu çalışmada, klinik çalışmada e, sağlıklı o genç 76 kişide herhangi bir karaciğerle ilgili problem yaşanmamış ama dediğimiz gibi dozlar düşük arkadaşlar bu çalışmayı referans gösterip de karaciğer hasarı yaratmıyor diyen e, internet siteleri çok inandırıcı değil. Çünkü sattıkları miktar çok daha yüksek arkadaşlar. 5-10 katın daha öneriyorlar. Ve bu 76 tane kişi eee ligandrol kullanırken herhangi başka bir ilaç kullanmıyor. Mesela e, parol dediğimiz, parasetamol dediğimiz maddeyi içeren yani içerisinde asitominefen olan, parasetamol olan bir maddeyle beraber kullanıldığı zaman karaciğer hasarı daha da büyüyor. Şimdi parasetamol, e, parol e, bilindiği üzere intensiflendiği zaman en e, masum ağrı kesicilerden birisi olarak gözükür ama yüksek doz kullandığınız zaman bu karaciğere hasar verir karaciğerde ciddi problemler yaratabilir. E, siz mesela ligandrol ile beraber parasitomel kullanıyorsanız e, kas ağrılarınız için işte e, non-steroid anti kullanmayın kullanmayayım. Yani, dikloron, işte Volteren kullanmayayım. Majezik ya da Apronax kullanmayayım da e, daha masum olan parasitomel'i kullanayım derseniz bu sefer karaciğere yüklenmeye başlıyorsunuz. Bunlar, e, diğer işte Dikloron, Volteren, Apronax, Majezik bunlar böbrek için birazcık daha sıkıntılı. Ama parasitomel de karaciğer için problem oluşturan ağrı kesicilerden bir tanesi arkadaşlar. Ya da alkol tüketiminiz varsa ligandrol ile beraber tabii karaciğerle ilgili problemler, hasarlar meydana gelmeye başlıyor. Genel olarak bu şekilde LGD4033. Eğer danışmak istediğiniz, sormak istediğiniz bir soru olursa yorumlara yazabilirsiniz ya da e, Whatsapp'tan danışabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.